Evet, Feyyaz Garaj'da izleyicileri, bugün yine Corsa E bizim konuğumuzdu. Araçla güzel bir test yaptık. Öncesinde araca doğru gittik, teslim aldık. Sercan'la beraber içini inceledik. Daha sonra da sizlerle birlikte olacak, birazcık hor kullandık. O görüntülerle beraber Feyyaz Garaj'da başlıyor. Arabasıyla Corsa'yı test etmeye gideceğiz Maltepe Opel Değerbayi'ne. Oradan aracımızı alacağız. Bu da Görkem'in arabası. Orijinal 74 binde Toyota Corolla. Arabası harbiden temiz, yaşlı bir amcadan aldı. Harbiden güzel bir arabası var. Şimdi Sercan'ı bekliyoruz. Sercan da geldiği zaman Corsa için yola çıkacağız. Şükür Sercan da gelebildi. Merhabalar herkese. Selam. Maltepe'ye doğru Bostancı'dan şimdi yola çıktık. Bakalım yeni Corsa nasıl bir arabaymış. Hadi bakalım, Corsa'yı test etmeye gidiyoruz. Garajlarından herkese merhabalar. Bazı araçlar vardır, markanın önüne geçer. Bunlardan bir tanesi de Opel'in Corsa modeli. Corsa'yı aslında en başlara geldiğimiz zaman Corsa B'lerden bizim hayatımıza girmeye başladı ve GSI modelleri fazlaca tutuldu. Daha sonra Corsa C'ler çıktı. Corsa C'lerde ise 1.7'ler, yazılımcılar fazlaca rollerde boy gösterdiler. Daha sonra da Corsa D'ler. Corsa D'leri açıkçası çok fazla beğendim. Daha güzel oldu. Şimdi de bizim konumuz yeni model Corsa E. Bakalım yeni yüzüyle Corsa E bizlere neler sunuyor, ne gibi özellikleri var. Tanıtmaya her zaman dışarıdan başlıyoruz ve bu geleneğimizi bozmadan devam edelim. Aslında boyutlarına göre Corsa D ile bir önceki kasayla fazla bir hacim olarak bir büyüklük yok. Sadece makyajlanmış diyebiliriz. Ön kaputtan sizlere başlamam gerekirse bir alt kasasında duşa duvarı çıkıntılı olan kaput çizgileri bu sefer U şeklinde gördüğünüz gibi içe doğru girik olmuş ve benim hoşuma gitmedi. Dışa doğru çıkıntılı olsa daha sportif bir anlam katabilirdi. Alt tarafına doğru devam edecek olursak eğer panjur, ufak panjur büyütülmüş, benim çok fazla hoşuma gitti. Park sensörleri bu tarafta görüyorsunuz ve Astra'ya benzer bir sis farının çerçevesi var. Yukarı doğru devam ettiğimiz zaman ise aslında en güzeli olan tasarımda far bizim dikkatimizi çekiyor. Aracın yan tarafına doğru gelecek olursak eğer 4 bijon bir jant, 15 inç büyüklüğünde bir jant bizi karşılıyor. Tekrar devam edecek olursak araçta en azından kordon çizgisi olarak veya aynada sinyal olarak veya kapanabilir ayna olmasını tercih ederdim ben. Biraz daha sade kalmış, sadece keskinleştirilmiş hatları, aşağı doğru fazla bir girinti çıkıntı yok. Ve aracın aynı renginde, buralarda krom bir parçalar yok, Astra'da vardı kapı kolları araç renginde. Tekrar arka tarafa doğru devam edecek olursam eğer arka fren sisteminin kampana olduğunu görüyoruz. Ben bunu her videoda söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Kampanayı daha sonra üst modellerinde diske çevirebiliyorsunuz. Fakat böyle araçlarda, özellikle de tutulan araçlarda açıkçası kampan olmasını istemem. Hep beraber şimdi isterseniz arka tarafına doğru devam edelim. Hemen park sensörleri burada bizleri karşılıyor. Corsa D'de farlarımız yukarı doğru çıkıntılı bir şekildeydi. Bu sefer yana doğru açılmış. Güzel mi? Evet, göreceli değişebilir ama benim hoşuma gitti bir önceki kasasına göre. Cam biraz daha bana büyümüş bir şekilde geldi ve bagaj geldiğimiz zaman çizgisi, Astra'da da aynı şeyi söylemiştim. Düz bir bagaj vardı önceki nesillerinde, bir çıkıntıyla ilave edilmiş. Hemen bu taraftan altından açabiliyoruz. Evet, dilerseniz aracımızın bagaj kısmına geçelim. 286 litre bir bagaj hacmi var. Bana göre ufak kalmış, çok ufak. Bu taraftan da biraz daha bir hacim kazanabiliyorsunuz. Bunun da altında sanırsam stepne var. Stepne ulaşmak için de nasıl bir şey yapmamız gerekiyor? Buradan çok dar bir şekilde yapılmış. Buradan kaldırarak da stepneye ulaşabiliyorsunuz. Bagaj hacmi böyle düşünüldüğü zaman ufak kalmış. Ama zaten segmentine göre B segmentinde olan bir araç için de fazla büyük beklenti de olmamak gerekir. Aracın isterseniz diğer tarafına doğru devam edelim. Camın hemen üstünde bir ışıklandırmamız var. Çok güzel dizayn edilmemiş, biraz daha çevresini piyano bile kaplamayla olmasını tercih ederdim. Benzin depolarımızda
bu tarafta. Aracın dediğim gibi aslında yan tarafı aynı Corsa'da ile aynı kalmış. Ama bir en azından plastik yerine bir krom bir çerçeve beklerdim veya aracın kapı kollarında burada bir sinyal beklerdim veya kapanabilmesi gerekirdi. Ön tarafını aslında tekrar ben değinmek istiyorum. Krom panjur kullanılmış. Bu panjuru tekrar devam ettirebilirlerdi arabanın birkaç yerinde. Evet, güzel bir dizayn, güzel bir panjur. Büyükçe panjurları ben seviyorum. Bunu yeni Elantra'da da yapmaya başladı. Audi zaten yapıyordu. Mercedes yapmaya A serilerinde başladı. Bunu da güzel olmuş. Fakat biraz daha dış tasarımın özellikle yan tarafına dikkat edebilirlerdi. Evet, Feyyaz Garaj'da izleyicileri, aracımızın arka tarafındayız. Arka tarafında yaşam alanından size bahsetmek gerekirse aslında değişik bir yaşam alanı var. Neden derseniz arabayı buraya ben getirdim ve ideal sürücü pozisyonumda bıraktım. O şekilde hiç ellemediğim zaman 1.85 boyunda olan bir insan için yeterli bir diz mesafesi olmadığını size göstermek istiyorum bu şekilde. Yani hiç yok. Ama tam tersi olarak da bazı Astra'da özellikle baş mesafem biraz daha azdı. Yani Corsa'da biraz daha fazla kalmış. Dengelemişler birbirlerini, öyle söyleyebilirim. Arka koltukların arkasında herhangi bir cep yok. Bu kötü olmuş. Aracımızın en azından hadi üst tarafında değil, üst plastiğinde değil, yan plastiğinde yumuşak bir doku beklerdim ben. Ve 2016 model bir araba. Bu modelde arabalarda manuel bir cam olmaması gerekir. Yani Opel'in bunu yapmaması gerekir. Şurada ufak bir saklama alanımız mevcut. Çok hafif, bozuk para için bu tarafta. Ufak bir piyano bilek uygulaması yapılmış. Ön tarafta da var yoğunlukla. Bir de krom bir kapı açma kolumuz var. Şuna değineyim. Koltuğumuzun baş kısmını çok rahat bir şekilde tek parmağımla böyle kaldırabiliyorum. Tekrar yapayım sizler için. Çok rahat. Tek parmağımla sol tarafından bastırıyorum. Bu şekilde çok rahat bir şekilde kalkıyor. Güzel olmuş bu. Başarılı diyebilirim. Aracımızın bagajına ulaşmak istersek buradaki mandallardan ulaşabiliyoruz. Bu bir çift kademelidir. Şu anda durdu. Bir daha aldı. Tekrar takıldı. Devam ediyor, edebiliyor. Aşağı doğru geldiğimiz zaman isofix'ler var. Bebek koltuklarını buraya kilitlemek için. Biraz daha güzel yapabilirlermiş. Arka taraftaki yaşam alanı yukarıya doğru güzel. Fakat ön tarafıma, dizime doğru pek rahat etmediğimi arka tarafından söyleyebilirim. Üst tarafında da pek aydınlatır mı gece bilmiyorum ama çok ufak bir şekilde lambalarımız burada mevcut. Arka tarafı Opel'e yakışmamış. Yani biraz daha kaliteli olabilirdi. Dilerseniz şimdi Sercan'la beraber ön tarafına geçelim. Ön tarafında sizlere söylemek istediklerimiz var. Daha sonra da aracımızla beraber tura çıkacağız. Bakalım amortisör sistemini test edeceğiz. Ara hızlanmalarını test edeceğiz. Benzinli bir arabanın, otomatik bir arabanın. Şimdi ön tarafına doğru Sercan'la beraber geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de Corsa'mızın iç kısmındayız. Sercan, hoş geldin. Hoş bulduk Feyyaz. Arka tarafını ben pek beğenmediğimi söyledim. Sen ön tarafta fikrimi değiştirebilecek misin? Bakalım neler diyorsun ön tarafından, bize neler aktarabilirsin? Ön taraf, benim oturma kısmım rahat. Koltuk sizin bıraktığınız gibi galiba, az önce arkadaki çekimdeki gibi. Bu hiç hoşuma gitmedi diyemem. Biraz hoşuma gitti. Tuş çok büyük olmuş, dedeler cinsinden. Tuş bayağı büyük. Evet, bayağı tuş büyük. Gereğinden fazla büyük olmuş oraya. Evet. Yani kombinasyonu kalmamış arabanın içinin. Arkalar şimdi, manuel, önler. Şimdi ben şöyle bir eleştiride bulunmak istiyorum. İstersen kamerayı sen al. Ver bana. Ekran biraz daha üstte olabilirmiş. Biraz altta kalmış. Onunla entegre olarak da şurada klimaya ulaştığım zaman elim şöyle bir ulaşmada zorluk çekiyor. Biraz daha yukarıda olup üste taşıyabilirlermiş. Ön tarafımızda hemen bir USB girişimiz var. Çakmaklık girişimiz var. AUX girişimiz var. Burası oldukça derin. Güzel. Bir avuç büyüklüğünde. Piyonu bilek ile kaplanmış. Araba arka tarafında da vardı. Kapı kolları. Göğsümüzün teyp kısmı. Vitesimizin bu tarafları. Ve senin kapı kolun yan tarafta. Piyonu bilek kaplanmış. Benim hoşuma gitti bu. Akşam karanlığında güzel olabilir. Direksiyonumuz bence güzel olmuş. Yani Peugeot'larda 208'di galiba. Çok ufak, aynı segment olmasına rağmen. Bunun tam bence ideal bir şekilde olmuş. Yalnız sadece
yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz. Ya ideal bir bayan arabası yapmışlar Bayez. Derinlik yapamıyorsunuz. Onları size söyleyebilirim. Bayanlar bunlara takılmıyor biliyorsun. Yani evet. Onun için ideal bir bayan arabası diyebilirim. Tuş kilidi burada yapılmış. Buralarda olabilirmiş tuş orta tarafa. Kapıları. Kapı kilidi. Kapı kilitleri. Tuş kilidi yok kanka bunda. Buradan ve bir çok dakika. Çok fazla gürültüsü var. Kapat. Arabanın kapısı kopacak gibi geldi. Evet. Ama Corsa DLR bunlar vardı. Aynı hemen hemen. Geliştirmesi lazım. Aynı, evet bunu geliştirmesi biraz lazım. Biraz daha yumuşak biraz daha. Üst tarafına gelecek olursak yumuşak bir sünger kullanılmış. Sercan şimdi sendeyiz. Teybi kurcalayabilirsin. İstediğin gibi multimedya ekranımızı. Bunu ben açıkçası bir de şey isterdim. Yani soğukta kalsın o. Oh. Şöyle yapalım. Biraz daha güzel bir dizayn beklerdim. Bunda aksentlere benzemiş. Aynı hemen hemen. Dijital var mı? Hiç bilmiyorum. Dijital olup olmadığını bilmiyorum. Yani bir dijital güzel görsel oluşturabilirmiş. Bana kalırsa içi güzel ya. Arkada sen nasıldın? Rahat mıydın? Arkada ben miydin bilmiyorum ama ben aslında güzel. Arka tarafı yukarısı olarak başım olarak rahat ettim. Onu söyleyeyim ama diz mesafesi olarak beni tatmin etmedi. Şimdi Feyyaz önceki Corsa ile aynı boy bir arabaya biniyoruz. Yani geliştirmesi lazım biraz İç hacim olarak aynı. Yani çok ufak biraz değişim var. Biraz geliştirebilirlermiş. O kadar da olabilir diyorum. Burada diyecek pek bir şey bulamadık ya. Torpido'ya istersen hemen bakalım. Evet, torpido biraz gibi, küçük bir torpido. Soğutmasız, düz mantık bir torpido. Yan taraflarındaki cepleri kontrol edebilirsin hemen sağ tarafında. Küçük, arka küçük. Arka tarafta yoktu bu kumaş. Ön tarafa kullanılmış. Arka tarafta sert de kumaş kullanılmış sadece oraya. Sadece telefonumu koyabiliyorum. Doluyor, gerisi doluyor. Ön taraftaki buraya telefonunu dene. Benimki sığmaz Feyyaz. Şöyle yaparsan uzay sığıyor. Uzay mekiği gibi yan duruyor. Burayı iPhone için üretmişler. iPhone'u çıkartan. Seninki sığar kanka. Tam. Seninki sığar. Benim telefonumu iPhone 5'lere göreymiş. 6 da sığmaz diyorsun. Evet 6S Plus da sığmaz. Far açma düğmelerimiz tipik olarak uzun yıllardan beri burada. Ondan sonra kadranımıza gelecek olursak eğer yenilenmiş bir kadranımız evet, var. Evet bu güzel de yani ne bileyim yeni dijital bir burada şey. Ben mesela kalan yağ ömrünü gösteriyor. %77. Hızımızı dijital olarak da evet gösteriyor. Burada menü kısmında sadece iki tanesini yok hayır öyle değil. Görebiliyoruz. Şeye bas. Set tuşuna basman lazım menüye girdiğinde set yapman lazım. Burada da sıfırlamak ister misiniz diyor. Hayır. Buradan bir dakika buradan ha şu ileri geri tuşu var ondan Feyyaz menüye gir yağ ömrü pardon özür dilerim yağ ömrü buradan hız uyarısı işte belli bir limiti geçtiğinizde ötüyor lastik yükü bunu ayarlayabiliyorsunuz yükünü hafif eko maksimum olarak biz hafif yaptık. Birimler falan işte gösterge birimleri metrik olarak ayarlı. Bu şu an lastik basınç sensörü herhalde. Evet, lastik basınç sensörü bar olarak göstermiyor. Bu kadar. Başka bir şey göstermiyor. Onu bar olarak ayarlayabiliyor muyuz PSI olarak? Bakalım. Hayır. Hayır, ha, ayarlayamıyoruz. İleri doğru gel Feyyaz. Şurada metrik. Bir yıl yapalım. Az önce bir evet, PSI'ya geldi. PSI'ya geçti. Barımızı gösterdi. Ama bu sefer de galiba mile döndük. Evet mile döndük. Mil bazında hesap yapıyor. Aa, biraz kete olmuş. Benzin aa, çubuklarını ben standart olarak beklerdim. Güzel olmuş. Onlara laf söyleme evet. Bence. Bence benim hiç hoşuma gitmedi. Ben standart ibreden yanayım. Benim hoşuma öyle gitti. Olsa güzel olurdu. Şimdi Sercan, Corsa'nın içinden neler aktarabiliriz diye bakıyorum. Corsa'nın içinden bence bu kadar. Harbi portatif bir araba üretmişler. Küçük. Yani tam bayanlar için bir araç üretmişler. Klimamızın sesine buradan bakalım. Fazla rahatsız fazla da değil ama şu an ön bölge ve alt bölge olarak çalışıyor. Ön bölge çalıştırırsak
Normal. 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 Çok kötü değil. Normal. Bu konuda iyi. Feyyaz, bir şeye değinmek istiyorum. Araç şu an en full donanım değil mi? Hı hı. En full donanımda koltuk ısıtma var. Tek seviye, tek level. Şurada direksiyon ısıtması ve City modu var orada. City yumuşluyor. Yumuşuyor. Yumuşluyor mu? Yumuşluyor. Yumuşluyor. Direksiyonumuz yumuşluyor. City modunu açtığımız zaman. He, park modu, park sensörü. Kullanırken yalnız ben dikkat ettim. Çok yumuşak bir direksiyonu var. Onu söyleyeyim size. Şimdi istediğiniz kanada da geçmek için buradan tıklayıp şöyle çok ince, araba kullanırken bilmiyorum bunu nasıl yapabilirsiniz. Çok ince bir şekilde gidiyorsunuz. Bir dur bakayım Feyyaz. Buradan yok. Yok yok. Kayıtlı buradan, kayıtlıları. Şeyden olmuyor, buradan olmuyor. Buradan olunca kayıtlıları geçiyor. Kayıtlıları geçiyor. Buradan mesela bu kanaldaysanız 105'e gelmek istiyorsanız böyle gideceksiniz. Parmağınızı santim santim minim minim götüreceksiniz. Şuna da bassana. Ha, bu da götürüyor ama bu herhalde bizi 10 yılda anca götürür istediğimiz kanala. Böyle geldiğimiz zaman zaten en güzel kanala geldik. Burada galeri dediğimiz zaman telefona bağlanması gerekiyormuş. Ekran sulu ekran koymuşlar buna. Sulu ekran. Biraz kullanışsız. Yani ses açma tuşunu da böyle yerine çevirmeli daha mantıklı olabilirdi. Uygulamalara geldiğimiz zaman o ne ya? Biringo yolla alakalı. Burada çıkış yapalım. İki parmak basınca ayarlar kısmına geldiğimiz zaman iki yani, tane menüsü var zaten kanka. Aşağı iki sayfa bu şekilde şimdi devam ediyor. Şu topu alıp buradan yukarı bir anlamı tam, yok. Bir anlamı yok. O daha demin oldu. Bir dakika. Yok. Yani biraz dokunmadı. Bak böyle, bak böyle de oluyor. Anladın mı? Bu şekilde de oluyor. Biraz inceleyelim. Bağlantı araç ayarları. Konfor rahatlık diyor. Zil sesi, sürse bana kişiler. Ben daha konforlu şeyler beklerdim. Çarpışma algılama. Bunu az önce göstermiştik. City modu. Aydınlatmasına gelelim. Araç yerine yok. Yani hani Megane'da vardı ya buraların. Öyle bir şeyler bekliyoruz aslında da. Ya biraz kilit ayarı, flaş lambaları. Siz arabaya flaşör mü taktırdınız? Açıkçası arabada fazla bir ekstra beklenti de olmamak gerekiyor arabayı almak istiyorsak eğer. Ya ekstra beklenti değil. Ekstra beklentiden bence ziyade olan şu. Standart bir bayan arabası. Paraya göre kalite dedikleri bu olsa gerek. Evet. Hani alacağınız gerçekten şimdi, bütçenize uygun bir araba. Alacağınız araçtaki de kalite de bu şekilde. Şimdi yani. Astra'na kadar dolu bir arabaydı. Sınıf farkı var ama sınıf, şimdi. Sınıf farkı var. Marka aynı marka. Astra da uzun zamandır hayatımızda. Corsa da uzun zamandır hayatımızda. Fakat Corsa'ya gereken bence önem verilmediğini düşünüyorum ben. Ben Corsa dersen Corsa D. Corsa D daha güzel. GSI. Corsa D'ler Corsa daha güzel. Corsa D, GSI ya da şimdilerde Corsa C1.7 dizeli yürütüyorlar. Evet. Rollerin ciddi beygirlere çıkıyorlar. Rollerin vazgeçilmezleri. Ve çok da bir şey harcamaya gerek olmadan çıkabiliyorsun. Evet. Ben bir şeye bakmak istiyorum. Basman gerekiyor frene. Frende. Geri görüş kamerası da var. Ama hareket sensörlü değil. Bakayım. Burada teşekkür ama ederim. Opel'e teşekkür edelim mi el freninden dolayı? Evet, el freninden dolayı teşekkür evet. ederim. Aracımızda bir de kolçak yok. Aracımızda büyük eksik. Ben ararım. Kolçak yok. Böyle düşüyorsunuz. Kolçak yok. Çok ufak bir. Elfini yüksek çekip gidip gidebilirsin aslında kolçak nefri. Ondan sonra şurada iki tane bardaklığımız var. Ufak bir haznemiz var burada. Başka da bir şeyimiz yok. Başka da fazla bir şey yok. Başka da bir İstersen şey Sercan zaten. Yavaş yavaş. Ama şunu söyleyeyim. Ya bu çok saçma birader. Bu çok saçma ya. Yani bence de sola çekip manuel almak. Manuel ya da kulakçık koyması gerekiyordu. Evet. Güzel olurdu. Bu burada kötü olmuş. Aynen öyle. Bu burada kötü olmuş. Hadi şimdi tur zamanı. Tura çıkalım şimdi. Bakalım. Gezmeye mi? Gezmeye bakalım. Performansı manuelde, vites geçişleri falan nasıl? Onu test edelim şimdi. Görüşürüz diyorsun yani. Görüşürüz. El salla. Hadi kes.
Evet Sercan, turumuza çıktık. Kemerlerini bağlamışsın bile. Kemerlerini bağlamışsın. Ben bu konuda hassasım kanka, biliyorsun beni. Ben bu konu benim biraz hassasiyetime giriyor. Güvenlik önemli. Haydi bismillah. Şimdi bize direkt ön taraftaki algısını gösterdi. Tam otomatik olmasının güzelliği bu. Kapıları kilitlemesi mi tam otomatik? Hayır. Ha. Direkt alması, daha önce ben bunların Corsa D'lerindeki triptoniklerini de kullandım. Hoşuma gitmedi. Tam otomatiklerini Corsa güzel yapıyor. Şu anda dip gaz yaptığım zaman 4000-5000 devir, 60'a çıktık. 6000 devirde 60'ta vitesimizi attırdı. Hızlanması hakkında ne diyorsun Sercan? Hızlanması ideal. İdeal. Biliyorsun ben tatmin olmam böyle hızlanmalardan. İdeal bir hızlanması var. City modunu aldığımız zaman ne olacak? City modundasın zaten. Hayır, kanka. Kapattın şu anda city modunu. Evet. Kapatalım o zaman. City modu kapalı. Çok yumuşadı. Aşırı derecede şu anda yumuşadı. Aşırı derecede direksiyon evet. Yumuşadı. Tur, yani Renault'daki orijinal Fluence'ların direksiyonu da aynı bu şekilde yumuşak. Onlara döndü. Bir de çok aktif oldu direksiyon. Şu anda sertleşti. Şu an yumuşak. Hayır, yani şey yumuşak. Hani serpmesi, arabanın sağa sola serpmesi şimdi yumuşak. Şöyle bir şey deneyeceğim. Biraz hızlı turunu tespit edeceğim dönebilecek miyiz diye. Ben test ettim, dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Rahatça dönüyor, rahat. Tam tur çevirmeden de dönüyor. Sulu da yer varmış, beyaz, sen ıslah seversin. Yok. Klimamızı açalım. Tuşu kapalı. Sağdan çıkabilirsin Feyyaz. Şimdi tekrar bir hız denemesi yapacağız. Durduğumuz yerde tam duralım. Otomatikte mi? Yoksa evet. Manuelde mi? D'de. Ben D'de. Bu arada söyleyeyim. Manuelde Sercan alıp biraz da denemeler yapacak. Ben şu anda otomatikteyim. Duruyoruz. Sen de kadranda olsun gözün. Hı hı. Dip gazda kalktım. 6000 devirde. 40'da vites attı. 60'da vites attı. İyi yani. Devir çevirmesi i̇yi hızlı. Yani. Benzin dolmasının ama bu tabii ki de. Tabii ki. Etkeni. 60'a hızlı çıktık. Durduğumuz güzel zaman. Güzel çıktık 60'a. Vitesi düşürmesi de. Tümsek var Feyyaz, uçmayalım. Uçmayacağız. Bayağı büyük bir tümsek. Maşallah. Güzel. Beni pek rahatsız etmedi amortisör evet. Sistemi. Şöyle. Yok kötü. Kötü saldı biraz arkayı. Kötü. Ben buradan hissettim saldığını. Az biraz salıyor. Salıyor. Ben buradan hissettim saldığını. Şimdi tekrardan şöyle yapalım. Direksiyonumuzu kapalı şu an. Yumuşatalım. Yumuşattığım zaman hiç güven vermeyecek gibi geliyor bana. Yok, zaten vermiyor da. Feyyaz vermiyor. Hayır, vermiyor. Hiç. Çok sertleşti dönüş hızı. Hiç vermiyor. Hayır. Öyle ki konu sen olunca ben biraz korkuyorum zaten. City moduna hiç gerek yok. Konu sen olunca ben şurada biraz korkuyorum. Şurada bir ufak bir tümseğimiz var. Başarılı, amortisör sistemi başarılı. Ya yeni sistem Feyyaz, şimdi karşılaştırma yaptığımız şey eski sistemle. 50 ile direksiyon kuruyoruz. Saldı. Yalnız aracımızda ESP yok. Ona göre kullan. Tuşu yok yani. Önümüzde kapatması bir yer var, biraz yani. Gitsin. Ben ama direksiyonun yumuşamasını beğenmedim. Canım benim. Otomatik karardan dikiz aynası. Şimdi tekrardan bir hızlanalım Sercan istersen. Sen kadranı takip eder misin? Edeyim. Ben yolu takip edeyim. Sen kadrana bak. Şaka yapmıştım. 6000 devir 40'ta vites attı. Evet. Tekrar 6000 devir 60. 70'e çok hızlı çıktık. Siz de takip edebilirsiniz. Çok hızlı çıktık. Ve şöyle salıyor. Arka tarafı salıyor. Yanak kapacak diye korkuyorum Feyyaz. Lastik yanağı kapacak diye hızlı korkuyorum. Hızlı geçelim tümsekten. Bence güzel. Güzel. Ha, küçük güzel. Olmasın. Küçük olmasından dolayı güzel. Küçük olmasın. Benim testim bu kadar. Son bir şurada bir. Direksiyonu bırakmayaydın iyiydi. Yalnız bilerek bıraktım. Islakta kafayı salıyor, birazcık salıyor. Bıraktı. Salıyor. Yok. Benim hoşuma gitmedi araba. Şimdi biraz da sen turla bakalım neler olacak. Dayanabilecek mi dersin? Araba. İnşallah dayanacak. O zaman hadi.
Evet, sıra Sercan'da. Sercan'a da ben bir isim taktım. Top Gear'daki Stick Sercan. Telif istemesinler. Yok, telif istemezler. Müzik değil o. Yan koltuğunda da biraz şöyle bakalım. Biraz geriye atayım kendimi. Yatsaydın Feyyaz. Ben şu... Araçta hafızalı koltuk tarzında bir şey yok. Eser yok. Eser yok. O konuda evde kimse yok diyebiliriz. Şimdi Sercan, ben şu an... manuelde misin? Evet, manueldeyim. Performans kullanıma geçtim. Kapılarımız hemen kilitledi. Kötü bir şey aslında. Kut çok kut, hemen şey kilitliyor. Soldan sağa doğru gitmek istiyorum. Vites çok sağır. Şanzıman çok sağır kalmış. Hani birden ben iki aynı taraftan geriye dön bir de. Birden iki çok kötü. Kompresyonu kötü. Vites göstergesi yok bunun. Aşağıda gösteriyor. Ha, gösteriyormuş, pardon. Ufak göre, ufak yazınca manuel göremedim. Motor devri fazla dedi Beyaz. Çok bağırıyor araba. Kuru gürültü gibi. Sanki şimdi istersen gibi. Şurada bir direksiyon kırabilirsin. Burada değil de bir sonrakinde kıracağım. Güvenmiyorum arabaya çünkü. Ben 2'deydim. Otomatikman 1'e çekti. Bu kilometrede 1'e çekmesine gerek yok. Motor devri fazla. Uyarısı verdi. Şanzıman hatalı şanzıman. Hayırlı olsun. Gene verdi. Motor şanzıman... Araba keseceğe pek... girmiyor. Baa diye motora sabit pek kalıyor. Motora pek uyumlu değil galiba. Demek ki ne yapmak lazım? 6000 devir civarı vites atmamız gerekiyor. Evet, buradan... 8... Buradan evet. Vites üstünden tuşa basmamız gerekiyor. 8000 devir çevirdiğini söylüyor araba değil. Ama evet, göstergede öyle, öyle gözüküyor ama maalesef 1000 devir her zaman payı olur. Ama gel gelelim 6600'de. Bunlar eski model arabalarda vardı o. Honda Civic Si'larda vardı. Komple çeviriyordu. Komple sonuna kadar. Bende bir Astra CSI vardı. Biraz oynanmış bir vaziyette. Üst kapak Ecotec görünümlü, alt taraf Dodge ama farklı bir Dodge. Böyle gitti. O araç çok iyi bir araçtı. O tam devirin de üstünü geçiyordu. Eski arabalar devirleri daha güzel oluyordu. Evet, bak, 6000'e tuşa basmak gerekiyormuş. 6000'e değiştirdiğin zaman hızlandı biraz daha. 6000'e tuşa basmak gerekiyormuş. Bakıyorum şu an fren testini yapacağım. Motor freniyle beraber. Motor freni çok geç kalıyor. Uyarı verdi zaten vites değiştirmeyin diye. Vites değiştirir mi? Bir şey yazdı. Daha iyi olabilirmiş. Freni olduğu kadar yol tutuşu da daha iyi olabilirmiş. Freni güzel. Freni güzel. Yavaş yavaş bitirelim mi Sercan? Bitiriyoruz zaten. Evet arkadaşlar, Feyyaz Garaj'da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir programda görüşünceye dek. Çıkalım buradan. Hoşçakalın.